Hiç toksik arkadaşınız oldu mu? Belki vardır da siz bilmiyorsunuzdur. Bu toksik tiplerin çoğu özelliği birbirine benzer. Örneğin hayatınızda güzel bir şeyler olmaya başladı, hemen sizi kıskanırlar. Üstüne içinize kurt düşürmeye çalışırlar. Aklınıza milyon tane şey sokarak kendinizi sorgulatırlar. Eğer bu tuzağa düştüyseniz geçmiş olsun, zehirlendiniz. Tam tersi olduğunu düşünün. Hayatınızda bir şeyler kötü gidiyor. Anlattığınız an bir iki umursuyormuş gibi yapar, sonra hop kendi hayatının daha kötü olduğu konusunda size nasihat verecek kadar ileri gider. Dert yarıştırmayı çok sever bu tipler. Sonsuz kibre sahiptirler. Onlar için herkes rakiptir. Bir ortamdayken sohbet esnasında konu sadece onun üzerinden dönsün ister. Ya da sadece o konuşmak ister. Üstüne sürekli takıntılı oldukları konuları konuşmak isterler. Sen fikrini söylesen de pek umurunda olmaz. Onun ihtiyacı sadece dinleyecek biri olsun yeter mantığıdır. Ha bu arada konuşmak istediği ortamdaki insanların arkasından da atıp tutmuştur. Ancak yüzlerine gülmeyi asla ihmal etmez. Ve bir diğer özellikleri de ortamda gözüne kestirdiği birini şaka yoluyla küçük düşürmeye çalışır. Eğer siz sinirlenirseniz de tebrikler, bu karakterin tuzağına düşmüşsünüz demektir. Sinirlendiğiniz an hemen mağdur oynamaya başlar. Öyle demek istemediğimde sen çok sinirlisin de falan filan suçu size atar. Çünkü özür dilemek bu karakter sizlerin kitabında yazmaz. Bir de bu tiplerin gösteriş merakları sonsuzdur. Bir şey aldıysa, yaptıysa gözünüze sokup onun hakkında saatlerce konuşur durur. Kompleksleri tavan olduğundan eksikliğini hissettiği şeyi materyalle doldurmaya çalışır. Bu tipler yalnızlıktan da çok korktukları için daima çevrelerinde birini tutma ihtiyacı duyarlar. Çevresinde tuttukları kişiyi de manipüle edip fark ettirmeden menfaatleri için kullanır. Sizi maddi manevi zarara sokmaktan asla çekinmez. Müthiş derecede yalancıdırlar. Eğer size bir şey anlatıyorlarsa bire bin katarak anlatır. Yeter ki sohbet olsun ona. Yarın bir gün abartı yalanları gün yüzüne çıkınca da size yine bir yalan söyleyerek diğer yalanlarının üstünü örtmeye çalışır. İlk tanıştığınızda sessiz, sakin, mütevazı gibi dururlar ama samimiyeti biraz arttırdıktan sonra kibrin ve kaosun vücut bulmuş hali olduğunu kısa bir süre içerisinde anlayabilirsiniz. Eğer çevrenizde böyle biri olduysa ya da hala varsa yorumlara yazabilirsiniz dostlarım.